Lütfen sevgili seyircilerim, John Okulu'na hoş geldiniz. Duydum ki nüfus sorularıyla ve grafik sorularıyla piramit sorularıyla alakalı problemleriniz var. O zaman size 4 tane soru hazırladım. Aslında ben bu 4 soruyu 10. sınıfların yazılısına hazırlamıştım. Gelip orada çözersiniz diye düşünmüştüm. Ama pek bakmamışsınız anlaşılan. Şu 4 soruyla beraber nüfus piramitlerini, grafik okumayı ve tablo okumayı öğreneceğiz. Zorlayıcı sorular da var bunların. 3 tanesi bayağı zorlayıcı sorular. Amaç burada grafik nasıl okunur buna bakacağız. Ben hazırım. Sen de hazırsan o zaman ne diyoruz? Gel şu soruların canını okuyalım. Şöyle. Öyle ilk sorumuz bir piramit sorusu. Her piramit sorusuna öyle lap diye atlamayacaksın. Piramit sorusunun sana anlattığı bazı şeyleri var. Mesela diyor ki bak kişi sayısıyım ben diyor. Burada aşağıda gördüğünüz sayılar kişi sayısıyla alakalıdır. Bize piramitte iki tane bunu gösterebilir. Bir... Oransal olarak böyle gösterebilir. Oransal olarak gösterdiğinde farklı yorumlar yapmamız gerekir. Bu şekilde kişi sayısı olarak gösterdiğinde farklı yorumlar yapmamız gerekir. Oransal olarak gösterdiğinde mesela burası 4 olsun. Demek ki burası %4'ünü oluşturuyormuş nüfusun. %5'ini oluşturuyormuş nüfusun gibi. Bir oransal nüfus verildiği zaman sana sen oradan miktarı çıkartamazsın. Eğer ülkenin miktarı sana verilmemişse. Mesela dedi ki sana 0-4 yaş arasında nüfusun %4'ü var. 0-4 yaş arası şurada. 0-4 yaş arasında nüfusun %4'ü var dedi sana. E ee, %4'ü de kaç kişi yapıyor? kişi sayısını bulabilir misin? O yüzden orada kişi sayısı miktar yorumu yapamazsın. Ama şunu verse sana işte bu ülke 10 milyondur %4'ü 0-4 yaş arasındadır derse o zaman yapabilirsin. Hani nüfusu biliyorsun çünkü. Ama sana böyle sadece oranı verdiği zaman nüfus miktarı yorumu yapamazsın. Ama sana burada miktarı verdiği zaman... O zaman o miktar üzerinden oranlayarak çünkü sen biliyorsun kaç kişi olduğunu 0-4 yaş arasında 15-19 yaş arasında o zaman o miktar üzerinden birbirini oranlayarak oran oranı bulabilirsin. Mantığı öğrendik mi? Miktarı bilirsen oran yorumu yapabiliyorsun. Ama oranı bildiğin zaman %4'ü. 0-4 yaş arasının %4'üdür ülkenin. 0-4 yaş arasının %4'ü yaşıyor dese ben onun miktarını çıkar. Tamam. Burayı anladık mı? Şimdi yorumlamaya başlayalım. Bak yaşlı nüfus miktarını bulabilir miyim? Bu miktar ve oranlara dikkatli bakacaksın. Bak e zaten bana kişi sayısını vermiş. O zaman gelirim burada 65 yaş üzerindekileri toplarım. Yaşlı nüfusun miktarını bulabilirim. Genç nüfusun oranını bulabilir miyim? Ya miktarını biliyorsam ben buradaki genç nüfusun 15 yaşına kadar olan nüfusu buradan miktar olarak toplarım. Ve bunu da birbirine ülkeye oranlayarak oranını da bulabilirim. Miktar biliyorum çünkü oranlayabilirim bunu. 50-54 yaş arasındaki kadın nüfusun oranını bak yine oran. E miktar var elimde oranı bulabilirim. Kadın nüfusta pembeler. E o zaman onu da bulabilirim. Bunda istedik ülkenin nüfus yoğunluğunu bu, bu ülkede kaç kişi olduğunu bulabilirim. Diyelim ki ben bunların hepsini topladım. 10 milyon kişi var bu ülkede. Ama bu ülkenin toprak büyüklüğünü bilmeden ben burada kilometre kareye kaç kişi düştüğünü bilebilir miyim? Yani nüfusun yoğunluğunu bilebilir miyim? Bilemem. Dikkat ediyorsun. Ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında genel bir yorum yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu ülke kenarları içe çökük bir piramit, gelişmemiş bir ülkedir. Yorumu yaptım bile. Çoktan yaptım. Burada bu piramitte öğrenmemiz gereken neydi? Sana demek ki verildiğinde kişi sayısından oranı bulabiliyorsun, kişi sayısını bulabiliyorsun. Ama bunu bize sadece oran olarak verseydi, o zaman ben bu ülkenin kişi sayısı, kişi miktarı hakkında yorum yapamayacaktım. Dikkat ediyorsun buraya. Anlaştık mı? Geçelim diğer soruya. Böyle bir soru verildiği zaman sana bak diyor ki yukarıda Türkiye nüfus piramidinin 2007 yılından 2021 yılına gelindiğinde yaşadığı gelişim gösterilmiştir. Bu gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın bunu 2017 yılında bize kenarları içe çökük piramitten düzgün üçgen piramidine dönüşen bir ülke diye vermişlerdi. Bundan buna dönüşmüştür demişti. Ülke gelişmeye başlamıştır diyerek o yorumu yapmıştık. Yani oradaki şıkların hepsini yorumlayabilmiştik. Burada senin bilmen gereken hangi piramitten hangisine dönüşmüş? Bak şimdi benim piramidim burada biraz daha asimetrik bir piramit. Ülkemiz Geçmişte biraz daha bakın şu alt kesimleri doğum oranları düşüyordu. Asimetrik bir piramitti. Şu an günümüzde biraz daha arı kovanına benzemeye başladı. Tam bir arı kovanını anlatır mı bizim ülkemiz? Tam ona uymuyor. Ama arı kovanı ile asimetrik piramit arasında bir yerdeyiz. Yani ülkemiz aslında bizim piramit olarak gelişmeye başlamış yorumu yaparız değil mi burada? Bunu rahatlıkla yapabiliriz. İşte bu yorumu yaptıktan sonra bütün şıkları rahatlıkla çözebilirsin. A şıkkı dursun. Acaba niye B? yaşam standartlarının iyileşmeye başladığı. Nereden anladım? Ülke gelişmeye başlamış. E yaşam standartı da yükseliyor demek ki. Sağlık imkanlarının iyileşmeye başladığı. Evet gelişiyor ülke o zaman sağlık imkanları da iyileşecek. Doğumların azalmaya başladığı. Bunu nereden çıkartıyorsun hocam? Ezbere gitmeyeceksin bakacaksın. Bak burada dördün üzerinde buradaki doğumlar görüyor musun? Buradaki doğumlar dördün altına düşmüş. E doğum oranları Azalmaya başlamış demek ki. Oraya bakarak yorum yapacaksın. Ezberden gitme bu soruda. Tamam. Diğer tarafa neden ezberden gitme diyorum biliyor musun? Çünkü üniversite sınavında sorulan soruda şurada 8 yazıyordu. Şurada 6 yazıyordu. Sen buna bakarak Aa, 6 diyordun demen gerekiyordu o soruda. Ha, o zaman diyordun ki nüfus artış hızında doğumlarda azalma var diyordun. Yani sen burada 8'den 6'ya düşüp düşmediğini görüyor olman gerekiyor. Ona göre yorum yapacaksın. Diğeri nüfusun yaşlanmaya başladığı. Neden ülke gelişmeye başlamış? Bakın üste nüfusun üstüne bakın. Nüfus yaşlanmaya başlamış. Gelişmeye başlamış ülke. Ama demografik yatırımların artmaya başladığı yorumu yapılamaz. Neden yapılamaz hocam? Çünkü bu ülke gelişmeye başlıyor. Demografik yatırımlar gelişmemiş tarafta olur. Demografik yatırımdan kastımız okul yapacağız, hastane yapacağız. Nerede olur? Nüfusun çok hızlı arttığı, sürekli arttığı, daha gelişmemiş pozisyonda olur. Orada sürekli hastane okul yaparsın ama ülke gelişmeye başladığında doğum oranları azalmaya başladığında, yeni gelen olmamaya başladığında yeni okul, yeni hastane yapmana gerek kalmıyor. O yüzden ülke burada gelişmeye başlamış. Demografik yatırımlar artmaya değil doğumlarımız da azalmaya başladığı için demografi yatırımlarımız da azalmaya başlayacak. Diğer soruya geçelim. Yukarıda Türkiye nüfusunun 2027-2017 yılları arasındaki nüfus ve nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Bu grafiğe bakarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Böyle sorularda senin yapman gereken, bilmen gereken şu. Şuradaki mavi ne anlam ifade ediyor, çizgi ne anlam ifade ediyor. Bak mavi buradaki sütunlar nüfusun miktarını ifade ediyor bize. Nüfus miktarı bakın 2027 yılından 2017 yılına kadar hep artmış. Nüfus miktarı her zaman artar gençler. Nüfus miktarı azalmaz. Nüfus artış hızı azalır. Buradaki çizgi nüfus artış hızıdır. Ne demek nüfus artış hızı? Bakın şurada binde 13'lerde nüfus artış hızımız. Şurada. Binde 13'lerde. Ha, binde 13 artıyormuş nüfus diyor. Nüfus yine de artıyor mu? 13 bile olsa artıyor mu? Artıyor. Azalıyor diyemeyiz. Buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Bakın binde 30'lara doğru. Yani kabaca binde 30'larda. Şöyle sileyim. Bakın şöyle binde 30'lara doğru. Orada binde 30 artarken burada binde 13 artıyor. Binde 13 artarken de yine artıyor mu? Yine artıyor. O yüzden nüfus arkadaki sütuna bakın. Nüfus hep artmış. Bazen hızlı artmış. Bakın şurada mesela hızlı artmış. Bazen hızlı artmış. Bazen 13 ile yavaş artmış. Ama her zaman artmış mı? artmış. O yüzden böyle nüfus artış hızı grafiklerinde ha tabi her zaman artmış ama şuradaki çizgi sıfırın altına düşmüş olsaydı o zaman artmış diyemezdik. Böyle ülkeler var mı? Daha çok bu Rusya gibi biraz daha Doğu Avrupa ülkelerinde bu durum gerçekleşebiliyor. Ama bizim ülkemizde böyle bir şey var mı? Sıfırın altına düşme yok. O zaman nüfus her zaman artmış mı? Nüfus her zaman artmıştır. Burada düşen ne? Nüfus miktarı değil. Nüfus miktarı farklı bir şeymiş demek ki. Nüfus artış hızı farklı bir şeymiş. Lütfen bunu ben çok anlattım artık. Yeter artık, yeter daha. Şimdi bak, nüfus artış hızı burada düşüyor, görüyor musunuz? Yorumlayalım o zaman. Tamam. Nüfus miktarı dikkat edeceksin. Hemen bak orada bir ipucu vermiş. Nüfus miktarı en az 1945 yılındadır. 1945 yılına geliyorum. Nüfusun miktarı en az burada mı? Hayır. Burada az olan Nüfusun artış hızı. Buradaki çizgi nüfus artış hızı. Nüfus artış hızı en az. Nüfusun miktarı en az nerededir? E hocam en başta. 2027'de nüfusun nüfusun miktar olarak en az olduğu yer orası. En az burada nüfus artış hızını vermiş bize aslında. Yanlış yani. 2017 yılında nüfus miktarı nüfus miktarı 2017'yi bulalım. 2000 17'yi bulduk. 70 milyon civarındadır. Bakıyoruz. Nüfusun miktarını soruyor bize bak. Miktarı mavi çizgiydi. Mavi çizgiyi getirdim diğer tarafa 80 milyon. 80 milyon civarındaymış. Yanlış. Hemen şöyle sileyim. Nüfus artış hızı en fazla 1960 yılındadır. Hemen bakıyorum. Bana neyi vermiş? Nüfusun artış hızını. O zaman ben buradaki çizgiye bakacağım. Nüfus artış hızı en fazla 1960'dadır. Bakıyorum en fazla 1960'da mı? Evet. Nüfusun artış hızı en fazla 1960'ta. Bak miktarı demiyor. Miktarı deseydi en sondakini seçerdim. Ama nüfus artış hızı en fazla 1960'da mıdır? Evet. Nüfus artış hızı en fazla 1960'dadır. Cevap C. Diğerlerini de yorumlamayı öğrenelim. 1985-2007 yılları arasında nüfus miktarı sürekli azalmıştır. 1985-2007. 1985'ten 2007'ye kadar nüfusun miktarına bak diyor mavi çizgiye bak. E, artmış. Nüfus miktarı artmıştır. Yanlış. Azalan ne burada? Nüfus artış hızı azalmıştır. Evet. 2014-2016 yıllarında nüfusun miktarı sabit kalmıştır. 2014-2016 yıllarında nüfusun miktarına bakıyorum. Sabit mi kalmış? Hayır, artmış. Nüfus artış hızı Hemen hemen sabit kalmıştır. Yani nüfus miktarı sabit kalmamıştır diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Yine sizi zorlayacak yorum yapmanızı geliştirecek sorulardan bir tanesi. Yukarıda iki ülkenin çalışan nüfusunun ekonomik sektörlere dağılışı gösterilmiştir. Bu iki ülke birbirleriyle karşılaştırıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Doğru olanı arayacağız. Bu grafiklere baktığın zaman ilk görmen gereken şey şu. Hizmet sektöründe bir ülkede çalışan sayısı fazlaysa orası gelişmiştir. Ama tarım sektöründe çalışan sayısı fazlaysa orası az gelişmiştir. Hemen kendine örnekler yazacaksın burada. Buraya Somali'yi yazdım. %70 buraya da Almanya'yı yazdım. Yazdık mı şimdi ülkelerimizi? Buna göre rahatlıkla yorumlayabiliriz. Nereden anladım buranın Almanya olduğunu? Almanya gibi ülkelerde tarımda çalışan insan sayısı düşüktür. Yüzde dörtlerdedir. Çünkü orada tarım işlerini teknolojiyle yaparlar. insan sayısıyla değil. Burada tarımda çalışan insan sayısı fazladır. Ama çok da iyi tarım yaptıkları söylenemez. Yorumlayalım şimdi. Birinci ülkede nüfus artış hızı. Birinci ülkede Almanya'da nüfus artış hızı oranının daha yüksek olduğu Almanya gibi ülkeler Somali gibi ülkelerden daha mı hızlı nüfus artışına sahiptir? Yanlış. B. İkinci ülkede tarımda çalışan insan sayısının ikinci ülkede tarımda çalışan insan sayısı birinci ülkede tarımda çalışan insan sayısından fazla olduğu. Çok mantıklı geliyor değil mi? %73'ü tarımda çalışıyor, %4'ü çalışıyor. İnsan sayısı diyor ama bak Birinci yani Somali'de tarımda çalışan insan sayısı Almanya'da tarımda çalışan insan sayısından fazla mıdır? Bunu bulamayız. Bunu bulamayız. Neden? Belki Somali'de tarımda çalışan %73 ama ülkenin nüfusu belki de 100 kişi. 73 kişi çalışıyor tarımda. Bilemem ki ben bunu. Tamam burada %4'ü çalışıyor ama belki de nüfus 1 milyar kişi. 1 milyon kişi. E, 1 milyonun %4'ü bunu geçiyor. E ne olacak? Demek ki ben nüfus miktarını bilmediğim için... E bunların nüfus sayılarını bilemem. Ama şöyle de deseydi, ikinci ülkede tarımda çalışan nüfus oranı birinci ülkede tarımda çalışan nüfus oranından fazladır deseydi, o zaman işte evet doğru derdim. Ama burada miktarı diyor. Ben bilemem ki ne kadar var bunlarda bilemem. Yanlış. Birinci ülkede nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu. Birinci ülkede nüfus yoğunluğu daha fazladır diyor. Ya ben bunların insan sayısını bilmem lazım nüfusunun yoğun olduğunu bilmem için. Artı ülkenin büyüklüğünü de bilmem lazım ki içerisine yerleştireyim. Yoğun mu, değil mi bileyim. Ben nüfusun miktarını da bilmiyorum, ülkenin büyüklüğünü de bilmiyorum. Buna da buna da doğru diyemeyiz. Birinci ülkede tarımdan alınan verim daha yüksektir. Bak işte. Şunu söyleyebilirim işte ben. Birinci ülke Almanya. Daha verimli tarım yaparlar, değil mi? Verim kelimesini unutma. Bu sorularda genelde burada çözülüyor her şey. Birinci ülke Almanya gibi ülkelerde tarımdan alınan verim yani metrekareden Bunlar 10 kilo domates alıyorsa Somali 1 kilo domates alıyor. Almanlar daha verimli yapıyorlar bu işi demek. Yani cevabımız ne? Denizli. E ikinci ülkede genç bağımlı nüfus oranının daha düşük olduğu ikinci ülke Somali değil mi? İkinci ülke gibi ülkelerde oranı diyor bakın nüfusun genç bağımlı nüfus oranı. İkinci ülke Somali gibi ülkeler gelişmemiş çünkü nüfus artış hızı fazla olacağı için gençler çok fazla olacak. O ülkede genç bağımlı nüfus oranı da Almanya gibi bir ülkeye göre çocukları olmayan bir ülkeye göre daha fazla olacak. Evet gençler dört tane önemli grafik yorumlaması yaptık. ÖSYM her sene bir tane grafik okuma becerisi sorar. Ben bunlarla alakalı küçük de olsa bir ipucu yakalayacağınızı düşünüyorum. Evet gençler hepinize başarılar diliyorum. İnşallah çalışan çalıştığının karşılığını alabilir. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.